Şeffaf Mutfak'tan herkese yeniden merhabalar. Ev yapımı, döküm tencerede pişmiş, tam buğday unlu, çok kolay hazırlanabilen harika mis kokulu bir ekmek tarifim geliyor. Çok basittir yapması, en ince ayrıntısına kadar anlatmaya çalışacağım inşallah. Ekmek hamurumuzu hazırlamak üzere instant maya kullanacağım bugün. Çok kolay bir şekilde mayalanacak. İstediğiniz sonucu hiç risk atmadan da alacaksınız. Ama ben ekşi mayalı seviyorum derseniz ekşi mayalı tarifimde var. Linkini buraya ekliyorum. Ekşi mayayı A'dan Z'ye hem yapımını hem de ekmek yapımını gösterdiğim bir video. Ondan da faydalanabilirsiniz. 2,5 su bardağı kadar böyle sıcağa yakın suyum var. Eğer şayet dereceniz varsa 50 derece gibi olması yeterli gelecektir. Elinizi böyle hafif yaksın. Daha sonra içine unu mutlaka eleyerek ilave edeceğiz ekmek yaparken. Şimdi buradaki un kullandığımın kepekli tam buğday unu. Elediğim zaman kepekler üstünde kalıyor. Bunları kesinlikle atmıyorum. İçine ekliyorum. Peki o zaman niye eliyorum? Unu havalandırmak için eliyorum. Unu güzelce havalandırırsanız ekmeğiniz çok çabuk mayalanacak demektir. Bugün ben gördüğünüz gibi tam buğday unu kullanıyorum ama sizler dilerseniz beyaz unla da yapabilirsiniz. Beyaz ekmeklik unla da yapabilirsiniz. Bu kullandığım unun markası da Bim'in efsane unu. İstediğiniz herhangi bir markayla da yapabilirsiniz. Ben genelde Söke alırım ama bu sefer denemek üzere Bim'den efsane unun tam buğday unundan aldım. Hem bu arada kampanyalıydı. Sanırım 2 kilosu 7 lira gibi bir fiyatı var. Şimdi ekmeği şöyle yoğurmayı kısaca göstermeye çalışacağım. Elinize yapışacak. Verdiğim ölçüler hem bardak hem de mutfak terazisiyle ölçebileceğiniz ölçülerde verdim. Bakın bu şekilde kabın kenarına yapıştıra yapıştıra elinizi bırakmasını sağlayacaksınız. Ama kabın kenarına yapıştırmak değil, bunu yoğurmak elinizi bıraktıracak. Elimle çok yapıştı, biraz daha un serpeyim, yapmayın. Verdiğim ölçüleri kullanın. Bakın markasına kadar veriyorum, suyun derecesine kadar veriyorum. Asla un ya da su fazladan ilave etmeyin. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş elinizi bırakacak hamur. Yoğrulurken elastik bir hale gelecek ve elinizdeki hamurları çekmeye başlayacak bu sefer. Şimdi bunu bu şekilde en az 5 dakika boyunca, en iyisi 6-7 dakika boyunca yoğurmak. Daha sonra ufacık bir böyle bir fiski un dibine atıyorum. İşte o unla beraber hamuru toparlayacağım. Kabarması için içine katlama işlemi yapıyorum bu sefer. Dışarıdan alacağım, içine doğru tek hamleyle iteceğim ve bu şekilde içine hava girecek. Bakın şöyle tezgahı alıp daha rahat görmeniz açısından da göstereceğim. Şöyle dıştan içe doğru şu elinizin ayağısıyla birlikte itiyorsunuz ve hamuru bu şekilde topluyorsunuz. Şimdi bunu yaklaşık ılık bir ortamda 1 saat boyunca mayalandıracağım. Hamurum 1 saat sonra güzelce mayalandı. Kendi katının 2 katı haline geldi. Şimdi tekrar içinden o maya gazını çıkartacağım. Şayet böyle kaşıkla karıştırdım, işte ekmeği bu kadar yapmak kolay gibi tariflere bakarsanız size şunu söyleyebilirim. Ekmek ne kadar güzel yoğrulursa o kadar özlü ve güzel olur. İçindeki baloncuklar, sonunda göstereceğim, hava boşlukları o kadar muazzam olur. Bu birbiriyle aynı olan baloncuklar ekmeğin ne kadar iyi yoğrulduğunu ve kıvamına ne kadar iyi olduğunu gösterir. Bakın şu anda ekmeği katlıyorum. İçindeki maya gazını çıkarttım bu şekilde ve sadece bir yöne doğru katlıyorum. Bu katlamayı bitirdikten sonra tepsi mayası aldıracağım. Şayet bu hani tahta kaşıkla karıştırılan ekmekler eğer o çörek değilse, yani sadece un, su, tuz, maya ise biraz kırıklanacaktır. O ekmekler çok çabuk tüketilmesi gereken ekmekler. Fakat bu şekilde yaparsanız haftalarca buzdolabınızda, buzluğunuzda muhafaza edebilirsiniz. Bakın hamurumu toparladım. Şimdi bunu kabımın içine alacağım. Kabımın içine bir yağlı kağıt seriyorum. Niye yağlı kağıt seriyorum? Çünkü ben bugün bunu dökümde pişireceğim. Eğer sizler dökümde pişirmeyip tepside pişirecekseniz ya da işte bu şekilde bir borcamda pişirecekseniz bu şekilde pişirebilirsiniz. Yağlı kağıt koymanıza gerek yok. Ben bunu transfer için koyuyorum. Yağlı kağıdın içine oturttuğum hamurun üzerine az önceki streç filmi şöyle bir kapattım üzere yapışmasın diye ve bezle örtüp 30 dakika boyunca ılık bir ortamda dinlendiriyorum. Bu arada ben de tenceremi ısıtacağım. Bugün tencerede pişireceğim. Bu son zamanlarda çok popülerite sahibi oldu bu tencerelerde pişirmek. Çünkü çok güzel içine alarak pişiyor. Böyle bir döküm tencerem var.
Bu döküm tencereler çok ağır, bilindiği üzere 24-26 santim ebatında bir döküm tencere kullanabilirsiniz. Bunu fırına gönderiyorum. 230 derece alt üst ayarda ayarladım. Şimdi içinde hamurum taşarken bir tarafından tencerem de ısınacak. Hamurum artık tepsi mayasını aldı. Bakın çok güzel kabarmış. Şimdi çok çabuk söner ekmek hamuru, malum. Bunu olabildiğince söndürmeden tenceremin içine alacağım. Tencerem acayip kızgın, çok kızgın şu anda. Dikkat edin, yanmayın. Yağlı kağıt aracılığıyla içine bırakıyorum. Bıçakla çizeceğim. Su üzerine sıkacağım sprey şişeyle. Ve üzerine susam serpeceğim. Su sıkarsanız kabuğu çok güzel olacak. Hani böyle çatır çatır değil, çıtır çıtır olacak. Su ve buhar ekmek pişiriminde çok önemli. Bakın suyumu sıkıyorum ve elinize olabildiğince acele edin. Ben şimdi siz görün diye biraz böyle ağırdan alıyorum işte susamı serpmeyi, suyu sıkmayı. Çabucak içine alın, susamını serpin, bir bıçakla çizin ve hemen kapağını kapatıp fırına gönderin. 30 dakika boyunca hiçbir şekilde ellemiyorsunuz. 30 dakika sonra fırından çıkaracağım. Kapağını açıp bir 10 dakika daha pişireceğim. 30 dakikalık pişirme süresinin sonuna geldim. Şimdi kapağını açacağım. Yağlı kağıttan da onu kurtaracağım. Çok daha güzel tabana değsin istiyorum. Fazla böyle sıkmadan, ekmeğinizin içi hala şu anda içini çekmemiş bir hamur halde çünkü. Onu gönderiyorum fırına. Bir 10-15 dakika şöyle üzeri güzelce renk alana kadar pişireceğim. Bakın bu pişmiş hali. Şöyle biraz size takır takır duymak istediğiniz sesi çıkarttıracağım. Ve ekmeğimi artık tenceresinden çıkartacağım. Üzerine bir pamuklu bez örtebilirsiniz. Şöyle güzel ılıyana kadar, oda ısısına gelene kadar bekleteceğim ve daha sonra hiç bekletmeden sizi keseceğim. Tok tok diye duyduğunuz ses artık ortadan kayboldu. Daha çok çıtır çıtır ediyor ekmeğimin dışı. Güzelce alabildiğince böyle yenebilecek şekilde bir kabuk oluşturdu. Dediğim gibi su buharı çok önemli. Su buharını mutlaka, eğer böyle bir fısfısınız yoksa bile, fırının içine böyle bir suya dayanıklı bir kasede su bırakın. Şimdi testere bıçak yardımıyla ekmeğimi keseceğim. İçinin gözeneklerini göstermeye çalışacağım. Şahane, birbiriyle tam böyle aynı boyda, elastik, ağzınızda büyümeyen bir lezzetli bir ekmek. Yapması çok kısa sürüyor. Instant mayalar biliyorsunuz çok çabuk sonuç veriyor. Hemen hemen herkesin yapabileceği, 7'den 70'e herkesin yapabileceği bir tarif. Mis gibi ev ekmeği, pazar sabahı kahvaltılarına özellikle çok güzel olur. Uzun dinlendirmeyle, yani buzdolabında mayalandırmayla sabah da pişirebilirsiniz. 12 saate kadar mayalandırabilirsiniz buzdolabında. Bakın bu şekilde harika bir ekmek tarifiydi. İnşallah sizler de bu lezzetli ekmeği denersiniz ve beğenirsiniz. Beğenilerinizi bizimle paylaşırsınız. Bu ve bunun gibi birçok tarif için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyetle kalın.